doğacak. Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı harika, öğütçü, güçlü Tanrı, ebedi baba, esenli gönderik olacak. Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak ve sonsuza dek sürdürecek. Her şeye egemen Rabbin gayreti bunu sağlayacaktır. Selam Mikael. Ne yapıyorsun? Selam Cebrail. İyiyim. Biraz önce görevden döndüm. Allah bana önemli bir görev verdi. Gidip Yeşaya peygambere geleceklerden biraz bahsettim. Ne? Şimdi insanlar da mı gelecekleri biliyor? Ya insanlar tabii ki her şeyi bilemezler. Çünkü zamanları bizim zaman gibi değil. Ama en önemlisi cennetten kurtarıcının geleceğini biliyorlar. Bu çok güzel. Ama peki yeryüzünde insanlar hangi yılda yaşıyor? İnsanların sayımına göre 700 yıl İsa'dan önce. İnsanların zamanı ne de hızlı ilerliyor. Hatırlıyor musun? Sanki dündü Tanrı bana yanan kılıcı verip bahçeye giden yolu korumaya koydu. Evet, Allah ilk insanlar için dünyada güzel bir yer yarattı. Ama ne yazık ki insanlar Allah'a itaat edip orada yaşamak istemediler. Ey bak, günahın sonucu onlar için çok çok kötüydü. Başladılar mı birbirlerini öldürmeye son gelmezdi. İyi ki Allah o zaman onlara o tufanı gönderdi. Evet, Allah o tufanı göndermeden önce Nuh herkes için büyük bir gemi yaptı. Ve herkesi oraya davet etti ama insanlar onu dinlemedi. Ve o zaman yağmur başladı. İnsanlar yağmuru görünce gemiye binmek için koştular. Ama ondan önce Tanrı beni geminin kapısını kapatmaya gönderdi. İnsanlar o gemiye binemediler. Sonra da onların gözyaşlarından sanki ikinci yağmur başladı. Ama herkes Nuh'un verdiği kurtuluş vaatini duymuştu. Ama neyse, unut bu ilk yavru. İbrahim'in bize verdiği yemeği hatırlıyor musun? O çok güzeldi. Bir gün Rab'le onu ziyarete gittik. Ve bize verdiği yoğurt ve süt birlikte ne kadar da lezzetli. Hatırlamak hiç istemiyorum. O Sodoma'nın kötülüğünün kokusu ne kadar da kötüydü. Ama Firavun'u hatırlıyor musun? Rab Kızıldeniz'i onlar için ortadan ayırmıştı. Ve onlar oradan geçerken Firavun düşündü ki askerleri de oradan geçecek. Tabii ki onlardan kimse geçemedi. Sadece denizde çok güzel yüzü. Fakat Allah İsrail halkını kendi kendine ulaştırdı. Ve o yolda onlara on buyruğu da verdi. Evet, on buyruğu da onlara verdi ama iki defa on buyruğu da taş levkasına yazmaları gerekiyordu. Çünkü Musa ilk taş levkasını insanlar yüzünden kırmıştı. İyi ki Allah o gün onları yok etmedi. İmamların duaları ne kadar da güçlüydü. Keşke bunun farkına varsalar. Tabii ki öyle. Bir günde Daniel dua ederken yeryüzüne uçmaya başladı. Fakat aynı saniyede yetişemedi. Çünkü yolda kötülerle savaşmak tam 3 haftamı aldı. İyi ki sen de bana yardıma geldin. O çekişmeyi hatırlıyor musun Mikael? Sus şimdi. Allah'ın bize verdiği görevlerimiz var. Yahudiye kralı Herodes zamanında Abiya bölümünde Zekeriya adında bir kahin vardı. Karısı Elizabeth kısır olduğu için çocukları olmuyordu. İkisinin de yaşı ilerlemişti. Zekeriya hizmet sırasının olduğu bir gün Allah'ın önünde kâhinlik görevini yerine getiriyordu. O Rabbin tapınağına girip
okul yakma görevi yaparken bütün kalp topluluğu dışarıda duruyordu. Bu sırada Rabbim bir meleği okul sınavının sağında durup Zekeriya'ya döndü. Zekeriya onu görünce şaşırdı, korkuya kapıldı. Korkma Zekeriya, duan kabul edildi. Karın Elizabeth sana bir oğul doğuracak. Adını Yahya koyacaksın. Ama bundan nasıl emin olabilirim? Çünkü ben yaşlandım. Karnım da yaşı ilerledi. Bak Zekeriya. Ben sana dedim. Sana bir oğul verilecek. O çok büyük olacak. İçki ve şarap içmeyecek. O Rab için doğru bir kalk yetiştirmek üzere İlyas'ın ruhu ve gücüyle Rabbin önünde gidecek. Ve benim sözlerime inanmadığın için bu olaylar gerçek oluncaya dek konuşamayacaksın. Sonra melek Zekeriya'nın yanında ayrıldı. Cebrail, sen tapınağa girdin. Orası en güzeli, en kutsal yer orasıdır. Evet ama Zekeriya çok şaşırdı. Sanki meleklerden habersiz kaldı. Beni gönderenin sözlerine inanmadı. Bunun için bu olaylar gerçek oluncaya dek konuşamayacak. Bak şimdi, insanların zamanına göre 9 ay geçmiş olmalıdır. Zekeriya'nın ve Elizabeth'in bir oğlu oldu. Acaba babası ona ne isim koyacak? Mikail, sonunda Zekeriya bana inanıp tahtaya Yahya adını yazdı. Böylece konuşmama cezası da bitti. Ama neden Yahya ismi o kadar önemli? Çünkü Yahya kurtarıcı Mesih'e yol hazırlamaya geldi. Şimdi anladım. Neyse, şimdi sen git, Rabbimizin annesini ziyaret et. Rabbin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem'i eş olarak yanına aldı
ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Cebrail, Allah'ın planı çok güzel işliyor. Yusuf Meryem'i bırakmadı. Rahat ol. Rabbimiz her şeyi biliyor. Bak şimdi Betlehem'e gitmeliyiz. Kurtarıcı orada doğacak. Ama onlar Nasra'da oturmuyorlar. Ve Meryem artık gebe, yolculuk yapamaz. O günlerde Sezar Augustus bütün Roma dünyasında bir nüfus sahibi için buyruk verdi. Şimdi işim var. El korumasan o güzel Allah'ın oğlunu
askerleri gelip öldürmek isteyecek. O kadar acele mi var? Yusuf az önce o yıldız bilimcilerini yola geçirdi. Var var, bu sohbet de bitti. Ben yıldız bilimcilere başka bir yol göstereceğim. Sen git Yusuf'la tekrar konuş. Yıldız bilimciler gittikten sonra Rabbim bir meleği Yusuf'a rüyada görülerek şöyle dedi. Kalk Yusuf, Meryem'le çocuğu al, Mısır'a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Kral Herodes çocuğu öldürtmek için arıyor. Böylece Yusuf kalktı. Aynı gece çocuk annesini alıp Mısır'a doğru yola çıktı. Herodes'in ölümüne dek orada kaldı. Bu Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. Oğlumu Mısır'dan çağırdım. Herodes yıldız bilimciler tarafından aldatıldığını anlayınca çok öfkelendi. Onlardan öğrendiği vakti göz önüne alarak Betlehem ve bütün yöresinde bulunan 2 ve 2 yaşından küçük erkek çocukların hepsini öldürttü. Yıllar geçtikten ve Herodes öldükten sonra Rabbim bir meleği Mısır'da Yusuf'a rüyada görerek buyurdu. Bunun üzerine Yusuf kalktı, çocukla annesini alıp İsrail'e döndü. Rüyada uyarılınca Celile bölgesine gitti. Oraya varınca Nasır'a denen kente yerleşti. Bu peygamberler aracılığıyla bildirilen ona nasıl al denecektir, sözü yerine gelsin diye oldu. Az kalsın Herodes'in askerleri küçük bebeği yakalayacaklardı. Bugünlerde bizim görevlerimiz hiçbir insanın görevinden zaten önce olmadı. Dünya tarihinde zaten böyle bir olay yaşanmadı ve bir daha da yaşanmayacak. Duydun mu? Tapınaktaki yaşlı Şimon amcanın sözlerini Meryem'e. Senin de yüreğine adeta bir kılıç saplanacak. Bu ne demekti? Dinle şimdi Mikael. İsa Mesih doğdu ama onun yaşı ileriye de gitti. O 30 yaş civarında kalka konuşmaya başladı. Ve onların bilmediği şeyleri ona o açıkladı. Evet biliyorum. Sadece bununla kalmadım. İnsanların doğaüstü dediler şeyler yaptım. Hastalar iyileştirdi. Kötü melekler yani cinler kovdu. Su üzerinde yürüdü. Ölüleri bile diriltti. Ama ondan sonra dünyanın en art tarihi geldi. Ben o günü görmeyi hiç istemezdim. O günde şeytanın melekleri ne kadar da çok sevindi. Ve o gün adeta Meryem'in yüreğine bir kılıç saplandı. O kendi oğlunun çarpıkta öldüğünü gördü. Ama sen de üçüncü gün o kötü meleklerin yüzlerini görseydin. Ben sabah çok erken İsa'nın mezarına gökten inerken bütün Roma askerleri beni görünce korkudan kaçtılar. Ve o büyük taşı yuvarladıktan sonra bütün dünya, melekler ve insanlar bu kurtuluşu görebilirler. Bu çok güzel. Bu gerçekleri yakından görmeyi çok isterdim. Birinci defa küçük bebek olarak İsa dünyaya geldi. Ama yarın öbür gün kralların kralı olarak dünyaya gelecek. Biz de onunla gideceğiz. Ama düşün biraz. İnsanlar ne kadar da akılsız. Kendi günlerini ve yıllarını sayarak o günde öğrencilere söylediğimiz sözlerde geç kaldığımızı zannediyorum. Ama Allah için 1000 yıl bir gün gibidir, bir gün 1000 yıl gibidir. İsa Mesih beyaz atta hazır bulunur. Melek orduları da sadece buyruğu bekliyor. Birinci defa küçük bebek olarak İsa dünyaya geldi. Yarın öbür gün kralların kralı olarak dünyaya gelecek. Biz de onunla gideceğiz. Düşün, sadece öğrencilerin ağızları açık değil, bütün dünyanın ağızları açık kalacak.
Teala, hatırlıyor musun? Ey cinler, neden göğe bakıp duruyorsunuz? Sizden göğe alınan buysa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelin.